Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kulak çöpünün bir tarafını kestim, bir pamuklu tarafını bırakıyorum. O tutmak da kolay bir şekilde yapabilmek için bir tarafını pamuklu bırakın. Daha kolay oluyor bu şekilde yaparken. Evet, şimdi size yine iğneden tabi model tasarladım. Evet, modelim bu şekilde. Fıstıkların üzerine kirpikler yapıyoruz. Bu iğne oyası olan modelini sizler için tığa çevirdim arkadaşlar. Evet, tığa çevrilmiş hali de bu şekilde. Yine aynı şekilde yeşilden fıstıkları yapıyorum. Ve bu şekilde rengarenk kirpiklerle arkadaşlar. Mekik görünümü de veriyor. İğne oyasından ziyade bakın bu şekilde. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, tığ battılarımızı hazırlıyoruz yemenelerimizin kenarına. Şöyle ilk önce fıstığımızı yaparak başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. İlk başlarken de aynı bu şekilde yapıyoruz. Ve boş olan tığ battığımın içine 1, 2, 2. Hemen fıstığımız için yuva yaparak başlıyoruz. Dibine bir zincirimi çektim. Şöyle ipimi, fıstık boyutum bu kadar olacak. O kadar çektim arkadaşlar. Hemen zincirimin içine girdim. Trabzanımın içine girdim. Bir tane zincir çektim. İpimi uzattım. 3 4 5 6 ve bakın tüm ilmekleri aynı boyutta çekmeye özen gösteriyorum. 7 tane topladım. Hepsini birden kapatıyorum. Şöyle. 8 tane zincir çekiyorum. Hemen arkadaşlar bakın buradaki ilk çektiğim zincirimin içine kapattım bu 8 zinciri. Bu da kirpiklerimiz için yuva oldu. Şimdi bunun ucuna 10 zincir çekerek aşağı ineceğim. 6, 7, 8. 9, 10. 3 tane tığ battı atlıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battımın içine. Bu şekilde sık iğne ile çektiğim 10 zinciri sabitledim. Bakın arkadaşlar artma işlemimiz de bu şekilde oldu. Şimdi yine aynı başa dönüyoruz. Aynı işlemi yapacağız. Bir defa doladım. Hemen boş olan tığ battıya 1, 2, 2. Bir zincirimi çekip şöyle ipimi uzattım. Yine trabzanın arasına girip dibinde bir zincir çekip ipimi uzattım. 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yine topladık. Hepsini bir alıyorum. Bu şekilde fıstığım hazır. Şimdi tepesine 8 tane zincir. 5 6, 7, 8. Hemen arkadaşlar bu ilk. Bakın yuvadan giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. Ve 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen 3 tane tığ battı atlayıp 4. tığ battımın içine bu şekilde 10 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Bakalım arkadaşlar bu şekilde çimenimiz devam edecek. Fıstıklar yaparak ve kirpiklere yuva hazırlayarak çimenimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi kirpiklerini de yapalım. Evet arkadaşlar. Buradaki 8 zincirli yuvamızı içine sık iğne ile ipimizi sabitliyorum. Şöyle sıktırmadan da köşeye çekiyorum arkadaşlar. En dibe çektim. Şöyle dibine bir tane zincir çektim. İpimi uzattım. Demin gösterdiğim kulak çöpünü alıyorum. Bu şekilde bir tane kirpik yaptım. 1 2 zincir taktım. Buraya arkadaşlar toplam 8 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. 1 2 zincir 3 oldu.
4 oldu. Dibine 2 zinciri unutmayalım arkadaşlar. Bakın. 5 oldu. 6 7 ve 8. Şöyle 2 zincirimizi de yaptık. Evet, toplamda 8 tane ilmeği topladık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şu zincir kısmını, kordon kısmını da yapalım. Aynı yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 zincir. Sadece başında 3 zincir çekiyorum. Birincisini şu kirpiklerimin oturtmasına sayıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın buradan 2 zinciri çekiyorum. Toplamda 6 tane buraya 2 zincirli yuvalar hazırlayacağım. Bakın şöyle yakından göstereyim. 2 zincirle böyle zincirin üzerini renkli iple süsleyeceğiz. 1 ve 2 zincir. Gidip zincirin altından girip ilmeğimi alıyorum. Tığımdakinden çekiyorum. Yine 2 zincir çekip zincirin altındaki bismillah sahte sık iğne ile şöyle göstereyim. Toplamda 6 tane arkadaşlar. Buraya 2 zincirli kirpikler yapıyorum. Gelmesini bekliyorum arkadaşlar da biraz tane çekim olsun diye. 5 oldu. Tekrar 2 zincir. Şöyle sonuncu dibine de 6. kirpiğimi yapıyorum. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Yaptığımız bu 8 kirpiği bu şekilde yuvarlayarak. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şöyle siz tabi daha düzgün açarsınız. Bu şekilde açıyoruz. Şimdi bunu da tabi arkasından ütülendiği zaman kalıp gibi duracak bu modeller. Şimdi bir tane de sarı renkten yapalım. Evet şimdi sarı rengimizle de yapalım arkadaşlar. 2 zincir çekip ipi tığa tutturduk. Bu 8 zincirli yuvanın içine şöyle sık iğne yapıyorum. Hemen arkadaşlar oturtturmadan şöyle sağa doğru meyil ettirip şöyle dibinde oturtturuyorum ki sonra buraya kolaylıkla otursun diye. Şöyle dibine bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Hemen kulak çöpümü alıyorum. Bakın bir şekilde hemen şöyle yaparken de dibinden yaparsak hepsi öne çıkmamış olur. 1 2 zincir. Sıkı sıkı dibine 2 zincir, birinciye yakın. Şöyle 2 zincirimizi çekersek daha sağa meyilli olunca kirpiklerimiz daha güzel durur arkadaşlar. Sağa meyilli yapalım yaparken. Yani şu bir önceki yaptığımız ilmeğe yakın olsun demek istiyorum. 3 oldu. Yine aynı yuvanın içine giriyorum. 2 zincir. 4 oldu. Yine aynı yuvanın içine girip 1 2 5 1 2 zincir 6 yine 2 zincir 7 toplamda 8 tane arkadaşlar. Şöyle sıkı sıkı oturtturalım ki pipetimizi sağladığımızda kalıp gibi çıkması için bu şekilde 8 tane yaptım. Hemen yine bu yeşil yuvanın içinde arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. Birincisi oturtturmak için, ikincisi de arkadaşlar bu yapacağımız zincir süslemesinin üzerine kirpik. 2 zincir girdim. Şöyle yapayım daha rahat görürsünüz. 3 2 zincir 4
5, 2 zincir ve alt. Bir zincirini de çekiyorum şöyle dibine. Koparmadan önce 6 tane kirpiği yaptım. Makasımla kesiyorum. Hemen iplerimi yakayım. Evet arkadaşlar, bakın bunu çıkarmadan önce yakarsanız daha rahat yakım olmuş olur. Şöyle bakın, sağa doğru kıvırarak çıkartıp şöyle elimle de bir yukarı kaldırıyorum. Yeşili yukarı yükselsin diye. Sonra sola doğru yatırınca bu şekilde bakın kebap gibi açılıyor ilmeklerimiz. Bunun açılmasının sebebi de arkadaşlar, şu dibinde iki tane sık iğneyi sıkı sıkı yaptığımdan. Sesimden kusura bakmayın. Düzelemedim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bakın ütüsüz olduğu halde de ütülenince arkadan çok hoş duracaktır modelimiz. Modelim bu arkadaşlar. Çok zarif ve hoş bir model oldu. Gerçekten. Bakın ikisini de hemen çıkarır çıkarmaz size gösteriyorum. Evet. Her şeyiyle birebir aynısı. İğneden tığ modelimiz. Çok hoş ve zarif oldu arkadaşlar. Pembenin ne 10 yapmışım kirpiğini. Şimdi fark ettim arkadaşlar. Demek ki alelacele video yetiştirmek için. Evet. Emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde modelin fıstıkların üzerine açan kirpiklerimiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.